Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar, bugüne kadar içimi yakan 3 tane zarar eden yatırımcıyla yaptığım konuşmadır. Bir tane hanımefendi Ankara'dan aradı. Çok zor şartlarda para kazandığını, bir aracı kurumun kendisine işte yol göstereceğini, rehberlik edeceğini, Viyop'ta daha çok para kazanacağını söyleyerek Viyop'a yatırım yaptırdığını ve 100 bin yıllarca biriktirdiği 100 binin 20 bine düştüğünü, batırdığını ağlayarak anlattı. İçimi yaktı. Başka bir tanesi Antalya'dan aradı. Kendisi üniversite bitirmiş bir hanımefendi. 850 bin lirasını aracı kurumların işte bilmem hangi röportörlerin yazdığı raporlara göre yatırım yaptığını ama hep zarar ettiğini, 700 bin lirasının bittiğini, 850 binden 150 bin lirasını kaldığını ağlayarak söyledi. Biraz önce de başka bir arkadaş aradı. Tabii bu arkadaşla biz 6 aydır, yani bir iki defa daha görüştük. Mart'ta o endeks 124 binden 80 bine geldiği zaman 90-95 binken Viyop'ta buna short pozisyon açmışlar. Borsa 60 bine gidecek. Yani short ne demek? Aşağı gideceğine inanarak pozisyon almak demektir. Yani siz aşağı gideceğini düşünürsünüz, yatırımınızı onun yöne yaparsınız. Aşağı giderse para kazanırsınız. Tam tersi 120 bine çıktı. Ben dedim ki bak Viyop çok tehlikelidir. Viyop'ta zarar ettiğin zaman, terste kaldığın zaman, arkanda Merkez Bankası olsa para yetiştiremezsin. Hisse senedi ise atıyorum hisse 10 liradan aldın. 10 bin lot aldın 100 bin liraya. Hisse 1 liraya düştü. Eğer bu kâr eden bir hisse ise, işleri iyi gidiyorsa, gelecekte işlerinde sorun yoksa bu kağıt geri dönüp 20 lira olur, 50 lira olur, 100 lira olur. Yeter ki bekle. 1000 notun 1000 not olarak kalır. Hisse yatırımının çok mantıklı olduğunu, en azından ev gibi, araba gibi, yani gayrimenkul gibi elinde tapun var. Yani sen araştırarak almışsan, araştırarak yatırımını yapmışsan, sektörel olarak o hissede bir sorun yoksa, hisse de çok pahalı değilse, kısa sürede ederin 3 kat, 5 kat, 10 katına çıkmamışsa, ucuzsa, hani yüzde olağanüstü bir şey olur, %20, 30, 50 düşse bile geri yukarı gideceğini söyledim. Tabi bizim hani kravat takmıyoruz. Oğlum getirin bir kravat takayım lan. Mehmet. Şuradan videoyu durdursam kravat mı? Mehmet. Mehmet. Kravat takacağım ya. Vallahi. Kravatla sepeti getirsen oğlum. Kravat takmak istiyorum. Aklıma geçti. Kravat yoksa sözün para etmiyor. Eskiden sakalın yoksa sözün para etmiyordu. Şimdi kravat yoksa. Bundan sonra videolarımı kravatlı çekeceğim arkadaşlar. Çabuk şu sepeti getir de bir kravat takayım ya. Ver oğlum ya. Şu kırmızıyı takayım. Kırmızı 3 kuruşu fazla olsun. Aa, bu da ötüsü de oğlum karışık karışık koymuşsunuz ya. Kravat hemen takıyoruz arkadaşlar. Kravatlı olmayınca sözümüz para etmiyor. Yerleri koltuklarda oturuyor. Kravatları var. Evet, sözleri dinleniyor. Hani onlar ne kurumsal firma, SPK lisansları var. Ama insanların anasını ağlatıyorlar. Kimse bir şey diyemiyor. Niye? Ne diyorlar? Kalıbına uyduruyorlar. Yani bilemiyorum bunlara karşı haklarınız nedir, ne yapabilirsiniz, bir şey yapabilir misiniz, yapamaz mısınız? Hiç sanmıyorum bir şey yapıp yapmayacağını. Şöyle kısa bir kravat çekeyim, yapayım arkadaşlar. Nasıl, kravatım güzel mi? Ütüsüz mütüsüz ama.
Ancak kafamdan geçer bu. Valla bundan sonra kravatlı çekeceğim. Acaba nasıl görünüyor? Çoktan kravat takmıyorum. Canım şu kravatlarımı hepsini ütüle. Her gün yeni bir kravatla çekeceğim. Hatta ceket falan da mı gitsem bu yaz sıcağında? Nasıl, iyi olur mu? Nerede bu şey ya? Ne ya, şunu büyüttüm kendimi göremiyorum. Yakışıyor mu? Ayna getirin. Nerede bu ya? Evet. Kravatım var artık. Artık laflarımı dinlersiniz. Kravat taktım. Bence güzel oldu. Nasıl? Güzel değil mi? Ya ben böyle yapmak istiyorum ya. Evet, kravatım var artık. Ya yakında bir koltuk da alacağım. Şu arkaya da boyayım mı? Kirli kalsın. Evet. Nefes alamıyorum ya. Alışık. Çoktan kravat takmıyorum. Alışık değilim ya. Evet. Şimdi bu arkadaşa dedim ki, kardeşim, sevgili abim, bu viyop adamı çarpar, adamı zarar ettirir dedim. Dinlemedi. Endeks 120 bine giderken 84 binde şorttaydı. 120 bine gittikten sonra danışmanı diyor ki, bundan sonra borsa yukarı gidelim, hadi long yapalım. Long demek yukarı pozisyonu açmak demek. Yani ben olsam zaten ana avrat küfür ederdim. Derdim ki 90 binden beri aşağı diyorsun. Şimdi 30 bin puan yükseldi, yukarı mı diyorsun? Senin de senin yapacağın yatırım danışmanlığın da ananı da avradını da başlardım. O firmaya da ilişkimi de bitirirdim. Onlar da yatırım da yapmazdım. Ama işte arkadaş, melek gibi bir insanı bulmuşlar. Saf saf onların kariyerine, kurumuna, bilmem neyine bakarak bu sefer dönüyor. O güne kadar yukarı taşıdığı 100 kontrat, 300 bin lira zararı kapatıyor, yukarı dönüyor. Pozisyonu yukarı açıyor. Yukarı açtığı anda zaten biliyorsunuz 120 binden 98 bine geldi. 20 bin yine zarar etti. Zarar 470 bin, 500 bin oluyor. Yani ne desem söyleyecek laf bulamadım. Ancak bol bol küfür ettim. Öncelikle aracı kurumlara sesleniyorum. Oradaki danışmanlara sesleniyorum. Ya bu işi öğrenin. Adam gibi yapın. Ya da milletin günahına girmeyin. Bakın şu an tanıtacağım Peter Lynch gibi yapabiliyorsanız yapın. Yapamıyorsanız da biz bilmiyoruz kardeşim. Kendiniz karar alın deyin. Size kanunlar yetki tanıdı diye milletin anasını böyle ağlatamazsınız. Bunun hesabını Allah'a veremezsiniz. Bu boğazınızdan çıkar, çoluk çocuğunuzdan çıkar. Siz orada aracı kurumdan 3 kuruşluk komisyon fazla alacaksınız diye insanları böyle çarpmaya hakkınız yok. Allah'tan korkun. Yani devleti arkanıza aldınız diye kurtulacağınızı zannetmeyin. Allah'ın azabı devletin azabından milyon kat daha şiddetlidir. Devlet size o yetkiyi verdi diye milletin anasını belleyemezsiniz yani. Yatırımcılara da diyorum ki, bakın bu Rıza Hızır Ali Bey, tanıttım bunun kanalını. Kimse gelip abone olmamış. Ben tanıttığımda 4000 mi 3000 mi 3-4000 kişi bizi ciddiye almış. Şey yapmış. İzlemiş. Yatırımcılara da diyorum ki bak, kimseye güvenmeyin. Bu para konusunda defalarca dedim ki bana güvenmeyin. Hisseleri kendiniz araştırın. Kendiniz bu işin mantığını çözün. Geliyorsunuz. Bak, ben kendi kanalımı demiyorum. Başka kanallar tanıttım defalarca. Bunları izleyin. Öğrenin. Bakın bu özellikle dünyanın en iyi borsacıları ve borsa stratejileri. Bu seride çok güzel videolar var. Bunları izleyin. Bunların içinde bugün 5 defa dinledim. Nerede bu? Peter Bu Peter Lynch'i çok güzel anlatıyor. Hızır Ali Bey anlatımı güzel. Ben bu kadar beceremiyorum. O yüzden bunu tanıtıyorum. Bu serinin hepsini izleyin. Bakın röportajlar yapmış, bir sürü video çekmiş. Bunu nasıl anlayacaksınız? İşte az önce gösterdiğim gibi kanalına geldiğiniz zaman şu videolar kısmına geleceksiniz. Videolar kısmına, oynatma listelerine. Bakın borsa
posta röportajları. Nereden bu kapatabilirsin? Borsa röportajları. Canım içim ya. Boğazım kurudu küfür ederken. Borsa sohbetleri, borsa röportajları ve dünyanın en iyi borsacıları. Kendisine yazın. Bu seriye devam etsin. Ben Ali Rıza, hep Ali Rıza diyorum ya. Hızır Ali Bey'i gerçekten anlatımını çok güzel buldum. Bu videoları da birkaç kere izledim. Çok da hoşuma gitti. Siz de kimseye kanmak istemiyorsanız gelin bu eğitim kanallarını takip edin. Ama görüyorsunuz 6000 kişi takip ediyor. Niye? Çünkü hisse söylemiyoruz. Hisseyi size kitlemeye çalışmıyor. O yüzden kıymet vermiyorsunuz. Böyle insanları takip etme gereği duymuyorsunuz. Size hisse uçacak kaçacak deyip de yüksekte elinizde verseydiniz şimdi bunun 100 bin takipçisi olurdu. Hepiniz hazır balık peşinde koşuyorsunuz. Ondan sonra da avucunu yalıyorsun. Bir kazanıyorsun, beş kazanıyorsun. 15. de hepsini verip çıkıyorsun. Borsaya gelenlerin %60'ının, %80'inin kaybetmesinin sebebi budur. Kendini geliştirmek yerine onun bunun ağzına bakıyor. Bakın artık YouTube var. Her şey okumak mümkün. Her şeyi araştırmak, öğrenmek mümkün. Para vermenize gerek yok. Tek yapmanız gereken zaman ayırmak. Bu Peter Lynch'i gelip Google'a yazdığınız zaman bakın başka videolar da var. Burada hayatı da var. Net serveti $352 milyon 2006 yılında. Yani $10,000 yatırsaydınız diyor 1977 yılında, 1999 yılında $8 milyon mı ne oluyormuş? Elin zenginliği ağzımızı yürüyor. Ama örnek alacaksanız, birilerini öğrenecekseniz böyle başarılı olmuş insanları öğrenmeniz lazım. O yüzden bu kanalı tanıtıyorum. O yüzden bu başarılı yatırımcıların hayatını anlatıyorum. Gidip de kendisine faydası olmayan 3 kuruş komisyon kazanacak diye sizi batıran insanları değil. Kravatı var diye onu dürüst zannetmeyin. Her sakallı dedeniz değil diyorlar da her kravatlı da işin uzmanı değildir. Bu kravat dediğin 20 santimlik bir bez parçası ya. Buna değer verdiğiniz sürece adam olamazsınız işte. Şimdi bu Peter Lynch'in bir sürü kitapları var. Bu kitapları dediğiniz zaman buraya gelip bakın bir sürü kitap var. Görsellere bastığınız zaman bir sürü kitap var. Borsada tek başına değişik şeyle kazanmayı öğren, borsayı yenmek gibi 3 tane 4 tane kitabını alıp okursun, kendini geliştirirsin. Bu kadar başarılı olan bir insanı takip etmek varken sen gideceksin lay lay loy lom lom oynayacaksın, millet de sana işte söyleyeceksin, para kazanacaksın. Yok öyle bir dünya. Evet, umarım Hızır Ali Bey'in kanalını 15, 21, 36, 46 tane video çekmiş, hepsini izlersiniz, abone olursunuz. Beyefendi emek vermiş ve bu şeyleri de başarılı yatırımcıların da hayatını tek tek öğrenirsiniz. Onlarla ilgili kitapları alır okursunuz, iyi bir borsa yatırımcısı olursunuz. Bunu yaptığınız zaman 10.000 liranız bile 10 milyon olur. Sen niye yapmadın deme. Bana kimse böyle anlatmadı. Bana da o arkadaşa yaptıkları gibi 50.000 yukarı gidince 50.000 daha gidecek diyorlardı. 50.000 düşünce 50.000 daha düşecek diyorlardı. Ben de yıllarım heder oldu. Bu kadar sinirim, bu kadar kinim de ondan kaynaklanıyor. Çünkü kılavuzu karga olanın burnu boktan çıkmazmış. Bu bize böyle kravatlı oldukları için adam zannettiklerimiz de bize hep kötü yönlendirdiler. Yok Mayıs'ta düşer, yok Ağustos'ta çıkar, yok o geberince çıkar, yok bunun fermanı kapatmanca düşer. Yani bu 20 yıllık borsa hayatımda işin mantığını öğrenmediğim için hiçbir zaman fazla para yatırmadım borsaya. Borsada hiçbir kaybım yok. Ticarette insanlara güvendiğim için param yoktu. O yüzden şu son 4-5 yılda kavradığım zaman da yatırım yapmadığım için param yok. Ama bundan sonra çok iyi paralar kazanacağımı düşünüyorum. Nasip olursa siz de göreceksiniz. Ama siz paranızı
çakala, ite, köpeğe kaptırmak istemiyorsanız kendiniz öğrenin. Eğitim kanallarını takip edin. Hissenizi kendiniz seçin. Kitap okuyun. Eğitim videolarını izleyin. Bu iş öğrenilmeyecek bir şey yok. 3 tane kural diyorum bakın. Hisse kar etsin şu an. Firma kar etsin. Hisse ucuz olsun. Gelecekte de firmanın işleri iyi olsun. Bunu düştükçe kademeli topla. Yükseldikçe sat. Bu kadar basit olan bir şeyi sanki bize 12 bilinmeyenli deklemmiş gibi anlatıyorlar. Umarım şu kitapları gösterdik diye telif yiyip de bu videoyu silmeyiz. İzlediğiniz için sağ olun, var olun. Sürçülisan ettiysek kusura bakmayın. İnsanları böyle resmi olarak dolandırdıkları için, zoruma gittiği için onları ifade ettim. Teşekkürler, sağ olun, var olun.